bu sefer oy sandığına gittiğinizde elinizi oy sandığına değil, vicdanınıza koyun, oyunuzu kullanın. Erdoğan'a veren adam vicdansızdır. Vicdansızdır, ben bunu diyorum. Cüt dövdürüyorlar zorla, ne mutlu Türk'üm dedirtiyorlar. Biz Türk değiliz, biz Kürt'üz, biz kendi asımızı savunmalıyız. Ama hiçbir Kürt bunu yapmıyor. Burada bu Ramazan'da gıda alabiliyor musunuz? Hiç alamıyoruz. Hepsini protesto ediyoruz. Tamam. Hiçbir zaman bu hükümete memnun değiliz. Hükümet bize ne yapmış? Bizi soğana çağırmış. Şu hayat şartları çok çok pahalı. Çok çok aşırı. Yani evine ekmek bile götüremeyebilecek insanlar var. Yani hayat çok zor. Hocam ne şimdi kirin ama orası. De kirin de ne kirin. Onca anne mondo yoğurdu şom hurması. Hurması. Şom hurması. Medine hurması. Medine hurması. Şey balı alıyoruz. Anca onu yapabiliriz. Erdoğan 140 milyon para alıyor. Ben 5 kuruş para almıyorum. Hadi hiçbir şekilde inim acıkam. Vallahi Ramazan'ı da çınıyın. Kudu Ramazan hara bir hani zabze cekili ev olup geri verip akadı. Jiva fakir olmuş. Abi öyleyse bu sefer yapın ki bu adamı baştan indirelim. Kim? Bu adamı. Abi Rojan da bu millet. Bir dakika, bir dakika dur. Kim oynadı bu adama? Rojan az kudu da hatun amrayı okunan da soportin o da masap. Valla az tanım çekmişim. Az kırdım. Zumanı kırdım da sanki düşmüşküm. Ama yeki o yüzden Erdoğan hamı kırdın. Hamı kırdın. Valla hamı boyu torba mı kanadın ne? Valla hamı boyu torba mı kanadın ne? Biz ne okudu? Millet açlıktan ölüyor, açlık sınırında bizim milletimiz kapıda devleti değiştirmiyor, hükümeti değiştirmiyor. Bu hükümet bu başta olduğu sürece biz hep ezilmeye mahkum kalacağız, hep aç kalmaya mahkum olacağız. Burada binlerce insan çalışmıyor, binlerce insan akşam iftarına açacak parayı bulamıyor. Hangisi hurma alacak, hangisi sabah sahura zeytin alacak, abi, peynir alacak? Domates kilosu 25 lira dün satıyordu, 25 lira kudaya. Diyoruz, seracılık var ülkemizde ama en büyük, en pahalı serayı da biz alıyoruz. Böyle bir saçmalık yok. En güzel meyveleri yurt dışına gönderiyoruz. Böyle bir saçmalık yok. Ha, bu sefer ne yapmamız lazım? Tüm halkımız buna duyarlı olması lazım. Bu adamı baştan indirmemiz lazım. Bunun tek çözümü bu. Başka çözümü yok. Görüyorlar da hasbiyolardı, denem kapşlar, kodur divizyon hasbiyolardı. İndireceğiz inşallah bu sefer. Hasbiyol delin getir, birin de kevit. Van, ama bunu düşünmen lazım. Van gibi bir yerde AK Parti kalesi deniliyor. Benim hoşuma gitmiyor. Allah. Vallahi benim hoşuma gitmiyor. Benim de zoruma gidiyor. Ne demek yani? Türk adam ne diyor? Diyor ki diyor sizin Selahattin Demirtaş gibi bir önderiniz var. He? Ama siz kalkıp Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorsunuz. İşte kendi satanlarımızın. Allah rosta, Allah rosta. Bak Selahattin Demirtaş gibi bir önderimiz var. Selahattin Demirtaş şu anda mahputlarda bizim yüzümüzden çürüyor. Ama biz bunun değerini bilmiyoruz. Sebebi nedir? Sücü nedir? Sebebi yok abi. Sücü nedir? Biz millet Erdoğan'a kalktık, destek verdik, Erdoğan bizim başımızdaki adamı aynen tuttu. Aynen. Milletim her satmış ki bugün bir Kürt kavga etse o Kürt gidip Türk'ün arkasında duruyor. Ama Türk gidip Türk'ün arkasında duruyor. Bizim Kürtler satıcıdır, satıcı. Bizim Kürtler hiçbir zaman bir olmadı. Biz öğrenciyiz, bir kitap alıyoruz. Kitabın fiyatı 400 lira. Dayı bak, tek bir şey soracağım. Kürtler bu ülkede basamak olarak kullanıldığı sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez abi. Aynen öyle. Aynen doğru. Bak seni tebrik ediyorum. Biz öğrenciyiz, bir kitaba 400 lira veriyoruz ya. Bir kitap açacaksın, kitapları bedava vermediler. Biz üniversite sınavına gittik. Onca öğrenci sıfır çekti. Biz 1 milyonların altına girdik. Biz onun yüzünden üniversite okuyamıyoruz. Biz sürekli kitaba para verecekleriz. Bizim babamız zengindir. Bizim babamız parayı havada bulmuyor onun gibi. O gidiyor zam yapıyor. Kendi maaşına zam yapıyor. Yapıyor. Alıyor fiyatı kendi devletine, kendi arkasındakilerine üniversiteyi veriyor. Bize geldiğinde çalışacaksınız, okuyacaksınız. Bize bir sınav vermiş. Sınav ÖSYM, TYT, YTY gidiyorsun. 230 lira veriyorsun. O 230 lira yerine 2 kalem veriyor. 2 kalemle gidiyorsun sınava. Bakıyorsun ki sınavda şıkların hepsi aynı. Geliyorsun sonuca hiçbir şey. Okuyun, bir daha okuyun, bir daha okuyun. Biz sürekli kitaba para verecek değiliz. Biz evlenmek de istemiyoruz bu yaşta. Küçük kızları evlendiriyorlar bunun yüzünden, okumadıkları için. Okullar pahalı olduğu için. Özel okul açmışlar. Devlet okulunda eğitim yok. Dershaneye öğretmen atmışlar. Öğretmen geliyor diyor ki 2 artı 2 kaç. Bana sınavda 2 artı 2 kaç sormuyor. Bana sınavda daha zor şeyler soruyor. Öğretmene eğitim vermiyor. Doktora eğitim vermiyor. Atama yapmıyor. Onca öğrenci kalıyor sınava. Bir daha geliyor. Benim öğretmenim gelip benimle rakip oluyor. Sınava gidiyor. Bu nasıl bir şey? Ben sınava gireceğim. Ben kazanacağım. Benim kazanmam gerekiyor. Benim öğretmenim zaten parasını alıyor. Ben
İkinci defa sınava gireceğim. İkinci defa kazanmadım. İkinci defa beni sınava sokmayacaklar. Beni götürüp evlendirecekler onun yüzünden. Benim hayatımı karartacaklar. Onca insanın ahını alıyor. Sadece bunu biz yapıyoruz. Bizim devletimiz, bizim Kürdümüz yapıyor. Bizim Kürdümüz duruyor arkasında diyor ki helal. Bir torba makarna, bir oyuncak, bir çay için. Geldi burada slogan yaptı, makarna dağıttı. Van'ın hepsi resmen oradaydı, arkasındaydı. Bu nasıl bir rezillik? Sen kendi devletini savunacaksın. Bizim şu an önderimiz Selahattin Demirtaş boşuna hapiste. Biz burada Kürtleri savunuyoruz ya. Yarın öbür gün bizim başımız yanabilir. Şu an bu televizyona verirse yansın da biz şu an burada özgürce konuşamıyoruz. Biz yurt dışında gidip kendi bayramımızı sallayabiliyoruz ama biz burada Nevroz'a gidiyoruz. Çocuğu dövdürüyorlar zorla. Ne mutlu Türk'üm dedirtiyorlar. Biz Türk değiliz. Biz Kürt'üz. Biz kendi aslımızı savunmalıyız. Ama hiçbir Kürt bunu yapmıyor. Birbirlerini satıyorlar ama Türkler kenetleniyor ama Kürtler bir kuruş para için birbirlerini satan insanlardır. Ben bunu söylüyorum ve hakkımı da helal etmiyorum bunlara. Ben sadece yapacağım şey ne biliyor musun? Buradan bu millete sesleneceksin. Bu sefer oy sandığına gittiğinizde elinizi oy sandığına değil, vicdanınıza koyun, oyunuzu kullanın. Erdoğan'a veren adam vicdansızdır. Vicdansızdır, ben bunu diyorum. Çıkarsınlar bakalım. Hangi parti gitti? Altı her gün şey kuruyorlar ya, her gün masa kuruyorlar, biz başbakanlar da bizim gelsinler, o adamların derdine derman olsunlar, sonra gelsinler hepimize söz şey olsunlar, biz hepimize söz, oy vereceğiz onlara. Ama git bir yana biz oy abi, vermiyoruz. Yücü olanlardan fazla onlar orada. He? Yücü olanlardan fazla onlar orada. Abi ben gittim gördüm. Tamam biz de gittik gördük. Abi kimse bak, orada yoktur. Ya tamam yani gücü olanlar 3 gün sonra gitti. O gücü olmayanlar yine eliyle canlarını kurtarmaya çalıştılar. Abi biz gittik çıkarttığımızı tamam. Yani biliyoruz. Buraya koyarak konuşalım. Bu insanlar... Biz oraya tamam. Gittiğimiz için tamam. Konuştuğumuz için ama ben bu lafı diyorum. Ne hızanı çal, Levici milleti memur. Tek bir Kürt'üz. Beli. Rayı HDP çoğu insan, ak, kepe çoğu hem iş uymana binen kazıda. Millet olarak mekir, devlet inekir. Devlet ki her hükümete ne yönetmiştir. Ben yani bu devlete karşı girerim, ben bu hükümet edeceğim. Altılı masa seçime gitmeyecek. Kimse seçime gitmeyecek. Önce o adamların derdini, şeyini sonra seçime hepimiz birlikte gireceğiz. Ben kendi şahsım yani ne ailemle beraber o şeyi gördükten sonra ben seçime gitmiyorum. Bu kadar yanlış diyeceğim. Sen yanlışsın. Ben amcanın dediklerine katılmıyorum. Bak orada herkes rant peşindeydi, ben demiyorum. Ha. Yani muhalefeti desek, muhalefet yine gerekeni yaptı. Bak, hükümet, şu anki iktidar 3 gün sonra bu hareketleri yapmaya başladı. Dünkü atılan temele bakalım. Sadece dünkü hastane adına atılan temele bakalım. Yani herkesin elinde bu telefonu var. Baksınlar abi, atıdıkları temele baksınlar. Yani gelecekleri de, bu insanların geleceği de o temele bağlıdır. Geçici. Yarın bir mücünü koy, kaldırıp götürür. Adam kendisiyle birlikte bir temel koymuş oraya. Odur diyeceğim. Hadi Hatice ve Hatice. Bu Ramazan'da gıda alabiliyor musunuz? Hiç alamıyoruz. Hepsini protesto ediyoruz. Tamam. Gıda alamıyorum. Emeklilerin düşüğünü alırım. Bu hükümet bana da oy vermedi. Davacıyım, şikayetçiyim. Ve odur. Sen sorusuz varsa cevaplandıram. Bu Ramazan'da gıda alabiliyor musunuz evinize? Vallahi abi... gücümüze göre alıyoruz. Yani biz desek her şey dört dörtlük alacağız, şudur budur yani alamayız yani bu şekil. Yani geçim biraz zordur yani. Hükümetten memnun musunuz? Ben o konulara değmem, daha iyidir. Hangi hükümete memnunuz bu hükümetin? Yok. Hiçbir zaman bu hükümete memnun değiliz. Hükümet bize ne yapmış? Bizi ona çağırmış. Peki bu seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? Kendime vereceğim. HDP kimden yanaysa ona vereceğiz. Bu Ramazan'da gıda alabiliyor musunuz? Gıda alıyoruz he. Evde gıda alabiliyor musunuz? Tabii. Yani gıda almasan orucu tutamayız. Hani yetiyor mu ekonomide? Vallahi bahalığı var. Bu her şey bahalıkta. Bu seçimde oyuncu kime vereceğiz? Yine mecbur. Artık bu yemaktır de Ramazan'dır. Bir şeyler yapıyoruz yani. Ne alamıyoruz? Maaşımızı 2 kilo zeytinle bir kutu helva alıyoruz. Başka yok. Bunun çaresi ne? Kim bize yardımcı olacak? Kim bunu gidişe dur diyecek? Kim bu patronların elini tutacak ki
bu vatandaş rahat bir geçim sağlasın. Yazık, günah değil mi bu vatandaşa? Nereye kadar ezilecek bunlar? Peki bu seçimde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Şimdi o biraz muamma. Herkes artık sandığa gittiğinde elini vicdanına bırakacak, ona göre oyunu kullanacaktır. Şu hayat şartları çok çok pahalı, çok çok aşırı. Yani evine ekmek bile götüremeyebilecek insanlar var. Yani hayat çok zor.